Merhaba arkadaşlar, herkese günaydınlar. Siz bunu ne zaman izliyorsunuz? Tabii ben bilmiyorum ama ben sabah kaydettiğim için böyle söyleme ihtiyacı hissediyorum. Herkese günaydınlar ya da iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Bugün bir elimiz daha var. 600 blindlarımız, 600, 1200, Antem 100, 9 kişiyiz masada. Burada oturuyoruz. Bu arkadaşımızın eskiden analiz ettiği yerlerden bir tanesi. Benim katılmadığım bir şey var. Katılmadığım yerin neresi olduğunu ben size söyleyeceğim. Ama yani şöyle söyleyeyim, ben bu ele özetle yarısına katılıyorum, yarısına katılmıyorum. Preflop action'ına katılmayacağım. Flop'tan sonraki action'ına katılıyor olacağım. Eskiden analiz ettiği bir el, yani 2-3 sene önce. 2-3 sene önce de insanlar nispeten bugüne göre daha wide açılışlar yapıyordu. Pardon, daha tight'tılar. Yani hani 2-3 sene belki iyimser bırakam ama 5-6 sene önce daha tight'tılar. Daha rakibin raise'lerine saygılıydılar. Şu anda o saygılar ortadan çok fazla kalktı. Çok fazla 3-bet, 4-bet, 5-bet blöfler görüyoruz. Ona istinaden yapmış olabilir bu videoyu. Ama dediğim gibi ben preflop aksiyonuna bugünün koşulları itibariyle, 2018 senesinin Ocak ayının koşulları itibariyle katılmıyorum. Haydi başlatalım. Katılmadığım yeri de göstereceğim size. Asking geliyor bize. Middle position'dayız. Raise ediyor UTG'den. Bu fold diyor. Şimdi burada sizce ne yapmalıyız? Bu adam diyor ki burası da hem call diyor hem de re-raise benim için okeydir diyor. İkisi de eşit ağırlıktaki opsiyonlardır diyor. Neden? Çünkü re-raise edersek birincisi muhtemelen all-in girmiş olacağız diyor. Asking güçlü bir kağıttır. All-in'i kaldırabilecek bir kağıttır. Para kazanabiliriz diyor. İkincisi all-in girmesek bile botun miktarını büyütmüş olacağız ve bu adam fold etmiş olacak diyor. İkisi de benim açımdan güzel seçenekler diyor baktığınızda. Ama 3-bet tercih etmememin sebebi şu olabilir diyor. Yani kola geçtik şimdi. Kol opsiyonunu değerlendiriyoruz. UTG'nin açılış range'i çok güçlü olması gerekiyor. 9 kişiye karşı diyor. Ve özellikle çok çok da dip değilken diyor. O yüzden burada 3-betleyip başımıza bela almaktansa, bu adamın range'i güçlü olduğu için, kol edilip yola devam edilebilir diyor. Hem de kol edince mesela bu adam oldu da 7-8 ile 8-9 ile Jack 10 ile Queen Jack açılış yaptıysa hem onu 3-bet deyip fold ettirmemiş de oluruz diyor. Gibi böyle bir düşünce yapısı var. Siz hangisine katılırsınız bilmiyorum ama ben burada 3-betleme taraftarıyım. Çünkü call edersek bu arkadan gelecek arkadaşlara call etmesi için güzel potoslar vermiş oluruz. Özellikle small blind ve big blind'de. Ve asking multi way bir potta, yani 3 kişiyle oynanan bir potta güzel bir el değil. İnanın bana değil. Hani bunu çok deepken yapabilirsiniz. Atıyorum burada 100K stake'im olsa, 80-90K stake'im olsa yapılabilir. Ama 31K stake'le bu yapmak isteyeceğim bir şey değildir. Emin olabilirsiniz. Ben re-raise'lenmesi, tribetlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama call ediyor. Kendi tercihidir. Yapacak bir şey yok. Biz bundan sonrasını analiz etmekle yükümlüyüz. Onun dışında da herkes fold ediyor. Biz heads up gideceğiz bu arkadaşla. Haydi bakalım. Pot 7K, kaldı 29K'mız. 58K'da adam da var. Flop geliyor. King 8-2. Adam ne yapıyor? C-bet yapıyor. 3.60K. Yarı pot C-bet yapıyor. Şimdi King 8-2 çok şey bir board. Dry bir board baktığınızda. Çok kuru bir board. Bu boardda ikimizin de çok fazla elinde bir şey olması pek mümkün değil. Şimdi ben burada bu adamın C-bet'ini asking'le sizce call mu etmeliyim yoksa re-raise mi etmeliyim? Call etmeliyim burada. Çünkü niye? Re-raise edersem eğer bu adam Queen Queen ya da Jack Jack ya da As Queen ya da As Jack ya da C-Bet'li olabilir. Çünkü bizim elimizde ne olduğunu bilmiyor. O yüzden ben bunu re-raise'lediğim zaman adamın elindeki Queen Queen'leri, Jack Jack'leri, As Queen'leri vesaireyi foldlatmış olurum. Bu da benim isteyeceğim bir senaryo değil arkadaşlar. Ben bunların elde kalmasını, oyunda kalmasını istiyorum. Ve blöf yapmaya devam etmesini istiyorum. Ya da bir şey yakalayıp kaybetmesini istiyorum gibi. O yüzden burada re-raise yapmanın hiçbir anlamı yok. Artı elinde asas vesaire varsa biz crash olmuş oluyoruz. Yani re-raise'in bir anlamı yok o yüzden. Burada tek opsiyonel oyun call etmektir arkadaşlar. Niye? Çünkü bu kadar dry bir board'da biz bu adamı raise ettiğimiz zaman neyi temsil ediyoruz? Yani ben preflop call'um, flop'ta bu adamın c-bet'ini raise ettiğimde neyi temsil ediyorum? Ya elimde set var, ya king var, ya da flush draw'a agresif bir şekilde oynuyorum. Yani bu dry bir board. Umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Call edeceğiz burada en mantıklı oyunu. 15.10K. Turn'e gidiyoruz. Turn'da artı 6 geliyor. Ve bu arkadaş check ediyor. Şimdi turn'da 6 gelince flush tamamlanmış oluyor ve bu arkadaş ürküyor. Ya elinde king yok,
Artık dedi ki hani benim sibetimi kol etti, ben bu potu bırakacağım dedi. Hem flash ihtimali oraya geldi, hem de benim elimde king yok dedi. Ya da frene basmayı tercih etti marginal mate'den bir hand'le. Biz ne yapmalıyız sizce? Check mi etmeliyiz arkadaşlar? Bet mi etmeliyiz? Şimdi burada bizim elimizde king blocker var. King blocker demek flash olma ihtimali elindeki düşürüyor. Özellikle king yüksek bir kart olduğu için UTG'nin açılış range'inde bir sürü king kupa olması gerekiyor ve bunların hepsini elimine etmiş oluyor. Buna istinaden diyeyim, bu da bir parantez içinde buna bilgi vermiş olayım. Check etmemizin bir gereği yok. Niye check etmemizin bir gereği yok? Çünkü biz burada betlemeliyiz. Neden? Çünkü ben adamda flash olma ihtimaline imkan vermiyorum. Elinde queen queen jack check'le benim turn bet'imi small bir küçük ufak bir turn bet'imi call edebilir. O yüzden benim bunu betlememem için hiçbir sebep yok. Ben ufak bir bet yapabilirim burada. Peki biz ne yapıyoruz burada? 380K ufak bir bet yapıyor. Çok ufak bir bet yapıyor bu arada. Bu hakikaten çok ufak bir bet. Ve river'a gidiyoruz. River 7 geliyor arkadaşlar. 7'yi hop. Check bile etmedim. Neyse. Şimdi river 7 geldi. 7 of spades. Bir blank bir kart. Anlamsız bir kart yani. Şimdi river'da bu arkadaş check ediyor. Gözükmedi videoda ama. River'da tekrardan. Turn'u call etti. Turn'u check call etti. River'da check etti. Şimdi biz river'da ne yapmalıyız asking'le? Bu adamın range'inin arkadaşlar preflop UTG raiser. Flop'u seabetliyor. Turn'u check call yapıyor. River'da tekrardan check ediyor. Şimdi bunun range'i ne gibi oynadı range'ini? Valla queen queen'ler olabilir. Check check'ler olabilir. Onun pek ihtimal vermiyorum ve aşağısına pek ihtimal vermiyorum. Flush draw'a çok fazla ihtimal vermiyorum. Eli pek mümkün değil. Özellikle benim elimde King Blocker varken. King X olabilir mi? Ya King X şöyle olabilir. Yerde bir tane var, bende bir tane var ama adamda varsa da şöyle bir King X var arkadaşlar. Marginal mate bir hand var. Yani King Jack var. Belki King Queen var. Bir ihtimal King 10 falan var. Böyle eller var. Yani frene basmalı oynamaya çalışıyor. Hani turn'daki gibi check ediyor ama fold etmek istemiyor. Çok agresif de oynamak istemiyor. Check call pasif bir line tercih ediyor. Marginal mate bir hand diyebiliriz. Yani bana göre adamın range'i Queen Queen olabilir. Jack Jack olabilir. King Jack olabilir. Bir ihtimal King Queen olabilir. Bunlardan ibaret. Biz bu range'imize call etmesini istiyoruz. Çünkü biz şu an elimizin onun elinden daha iyi olduğunu düşünüyoruz. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Bet etmemiz gerekiyor. Betlememiz gerekiyor. Ama ne kadar betlememiz gerekiyor? Bu range'in bizi call edeceği bet size small'dur. Niye? Çünkü büyük betlersek yani adam diyecek ki ya elinde flush olabilir, set olabilir. Yani bu kağıtlar olabilir. O yüzden büyük bir bet bu adama call ettirmeyecektir. Bizim ufak betlememiz gerekiyor. Ufak betlersek dediğim gibi king jack'ler, queen queen'ler vesaireler bizi call edebilir. Biz burada 480K bet ediyoruz. Adam call ediyor. Bekliyoruz ne olduğunu, kazanmayı mı diyoruz ama asas açıyor bize. Ve kaybediyoruz botu. Şimdi baktığınızda bizim yapacağımız bir şey yok. Asas onun range'inde miydi? Range'indeydi. Ama oynayış tarzından biz çok fazla özellikle turn'deki aldığı pasif line'dan dolayı biz çok fazla onun elinde asas olabileceğini tahmin etmedik doğal olarak. Ama ve lakin baktığınızda UTG asasla raise ediyor. Biz bunu buradan call ediyoruz. Flop açılıyor. King 8-2 gayet doğal bir c-bet yapıyor. Biz de bu c-bet'i call ediyoruz. Flush geldiğinde ve biz preflop'ta sakin bir aksiyon aldığımız için yani sadece call ettiğimiz için o da bizim elimizde asking olmasına pek ihtimal vermiyor. O yüzden bu kartların ikisi de bizim range'imize uyuyor. Bunu gördüğünde ve flush da oraya geldiğinde check etmeyi tercih ediyor. Hem value korumak için yani elinin değerini koruyabilmek için hem de yani hem bize blöf imkanı verebilmek için diyeyim hem de elimiz ondan iyiyse yani set ya da flush vesaire vurduysa bust etmemesi için check ediyor ve frene basıyor. Biz bet ediyoruz. O bet'i sadece pasif blind olarak call ediyor. Çünkü raise etmesinin bir anlamı yok. River'da 7 geliyor. Tekrardan check edip frene basıyor. Yani hala gaz vermiyor. Sattığı hikayeyi satmaya devam ediyor. Ve diyor ki ben çok fazla risk almadan bu eli bitirmeye çalışacağım diyor ve check ediyor. Bizim ufak bet'imizi de call ediyor. Adam bence eli çok güzel oynadı. Yani bizim elimizde set vesaire bir şey olsaydı da biz bu adamı bust ettiremeyecektik. Eli çok güzel oynadı. Evet, value bıraktı mı? Yerde value bıraktı arkadaşlar. Ben biraz size'ları yüksek yazıyorum buraya ama 13-14K civarı bir potumuz kaldı. Evet.
Bu 13-14K'yı bizden alabilir miydi bu adam? Alabilirdi. Ama bir önceki videoda bahsettiğim hikaye. Bu adam 13-14K alacak diye bizden bütün turnuva hayatını riske atarsa bu onun için ICM açısından kötü bir davranıştır. Cash Game'de bu tarz şeyler kabul edilebilir. Çünkü çekersiniz bankamatikten koyarsınız masaya tekrardan. Ama turnuvada finansal yapı ICM üzerine kuruludur. Ve ICM'e göre 10K kazanmanın değeri bust etmenin değerinden daha düşüktür. Yani biz ana hedef olarak bust etmemeye çalışmalıyız. Bizim beceri olarak edge'imiz varsa adamlardan daha yeteneklisek zaten o 10K'yı kazanma ihtimali turnuvanın ilerleyen aşamalarında bize tekrardan gelecektir. Olay bundan ibaret. Ben adamın oynayışını çok beğendim. Pasif bir line aldı. Secure ve güvenli bir line aldı. Evet, yerde value bıraktı. Bize 10K para bıraktı. Ama neticede biz onu crash etmiş olsaydık da set de olsa elimizde flash da olsaydı bu adamı bust ettiremeyecektik. Ben gayet güzel oynadığını düşünüyorum. Range analizinde güzel yaptığını düşünüyorum. Ama biz onun elinde asas olacağını tahmin etmedik betlerinden. O da bizim elimizde bu pasif line'ı aldığımız için asking olacağını tahmin etmedi açıkçası. Bence. Onun range'inde asas var ama çok ihtimal vermedik. Gibi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum hepinize.